biraz Samsun'u konuşuyorduk. Samsun'un kozmopolitik yapısını, son dönem aldığımız göçmen katılımlarını, devamlı gelişen bir şehir Samsun ve yenilenen, biraz kalabalık, biraz hengame var işin gerçeği. Bir ister istemez büyük şehir olmanın da getirdiği avantajlar kadar da eksiler de var. Çünkü belediyelerin tamamı her yere, her zaman, her şekilde maalesef yetişemiyor. Ama siz haber olarak yaptığınızda da onlar bir şekilde el atıyorlar bazı sorunlara, problemlere. Bu konularla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Yerel yönetimlere bir çağrıda bulunmak ister misin? Yani yerel yönetimler tabii ki belediyeler kendi sorumluluklarının bulunduğu mahalle sınırlarda gerekli hizmetleri yapıyorlar. Tabii hizmetin sınırı yok. Yani ne yaparsanız yapın muhakkak bir şey eksik kalıyor. O eksiklik de insanların gözüne batıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bu yana bu yol sorunu hep var olmuş ve var ola gelmiş ve bu konuda hep bir şeyler eksik kalmış veyahut da doyumsuzluk. Belediyeler gereken çalışmaları yapıyorlar diye düşünüyoruz yani. Peki halk kendi üstüne düşeni yapıyor mu sence? Bizler halkız. Ya, yani, bu şehirde yaşıyoruz. Evet. Hep birilerini suçluyoruz. Yani böyle belediyecilik mi olur kardeşim? Böyle kurum mu olur? Böyle şu mu olur? Kıl olur, tüy olur diye hep veryansını diyoruz da biz bir vatandaş olarak gerçekten kendi sorumluluklarımızı bir parça yerine, örneğin kendi kapımızın önünü süpürüyor muyuz? Daha hani basit bir örnek üzerinden yani yürüyelim. Kendi kapımızın önünü süpürüyor muyuz derken yani yapılan bir hizmeti tabii ki şehrin insanların koruması, gözetmesi lazım. Yani bu hizmetler kolay yapılmıyor. Yani milyarlarca lira paralar harcanıyor. Yani bu sonuçta bu paralar hepimizin cebinden çıkan paralar. Yani hiç unutmuyorum yani bir belediye başkanımız bir parkın ışıklandırılmasını yapmıştı. Aydınlatma işlerini yapmıştı ve birkaç gün sonra o aydınlatma direklerinin lambaları çalınmıştı. Yani. Lambaları mı? Otobüs durağının demirleri söküldü. Evet. Geçenlerde yani, ulusalda bir haber vardı. Bu bildiğimiz ne merdiven? Üst geçit merdivenin kenar korkuluklarını çalmışlar. Evet yani halkımız bu konuda tamam duyarlı ama ne yazık ki böyle hoş olmayan şeyler de yaşanıyor. Yani bir hizmet yapılıyor. Geliyor birisi onu işte ya kırıyor ya parçalıyor ya da zarar veriyor. Yani ertesi günde işte vatandaşlar şikayet ediyor ya bunlar kırıldı. Bunlara işte zarar gördü. İşte bu eksik şu eksik falan ama o kırılırken onu gören insanlar da sesini çıkartmıyor. Ne güzel bir yere temas ettin. Ne güzel bir yere. Örneğin Samsun'da belli başlı bazı önemli konular vardır. Bunlardan biri trafiktir. Evet. Koyarız kenara. Bir diğeri şiddettir. Ne bileyim bir diğeri uyuşturucudur. Böyle örnekleri çoğaltabilirim. Ama şiddet ve uyuşturucuyla alakalı birçok insan görmezden geliyor. Kendi kapısında olan şeyi perdesini kapatarak aman diyor bana bulaşmasın. Hani ya ıvıra zıvıra rütüyü arıyorsun da gelin kaynana muhabbetinden sıkıldık diye şikayet ediyorsun ama kapında satılan uyuşturucuyu söylemiyorsun. Gibi. Böyle örnekleri çoğaltabilirim. Vatandaş olarak üstümüze düşeni bir parça yapmalıyız. Sadece sorumluluk hani devletindir devlet yapacak. Ama halk da yapacak evet. Da biraz da halk yapacak. Evet. Yani biraz da yani çocuğunu döven bir anne ya da baba gördüğünde ya yapma kardeşim diyeceksin demiyorsan zaten bu senin ayıbındır. Öncelikle. Evet. Uyuşturucu veyahut da ne bileyim buna benzer işte özellikle genç arkadaşların, genç nüfusun yani bu şehrin genç nüfusunun yani ileriki zamanlarda bu şehir için faydasının ben olacağını düşünmüyorum. Yani çünkü büyük bir nüfus yani genç nüfus. Ve gittikçe artan ve yani göç alan. Artan, bak yani, göç verdiği kadardan fazla göç alan bir şehirdir yani, Samsun. Özellikle bu zararlı alışkanlıklar ve zararlı alışkanlıkların yaygınlaştırılması, kullanılması, işte gençlerin hayatlarını çalan, hayatlarını zehreden madde ile ilgili hem hükümetimize hem şehrimizin yöneticilerine, kolluk kuvvetlerimize çok önemli görevler düşüyor. Elbette. Ki görevlerini yapıyorlar ama bu konu gerçekten çok ciddi bir konu. Yani işte Çiftlik Caddemizde işte biraz önce mülteciler dediniz. Bir sürü insan artık iç içe yaşıyor. Gezer oldu. Yani ve tabii gece 12'den sonra sokaklar çok evet, şey değil yani artık eskisi gibi. Yerli insanları da bu durumdan rahatsız. Yani sevgili Aydar çok özür dilerim. Bunu özellikle altını çizelim. Evet. Buradan da bir çağrı yapalım. Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla karakolları kaldırdı. Evet. Şehrin içerisinde var olan bir sürü karakolu kaldırdı. Artık bütün emniyet çalışanlarını motorize yaptık.
sokakta olsunlar, halkın güvenliğini, asayişini daha fazla sağlasınlar diye. O kadar karakol kapandı, ben gece adamıyım biliyorsun, evime geceleri gidiyorum. Ara sokakları, bulvar üstünü, bulvar altını, Şel, Adliye, yani aklına gelecek her noktadan evime gidiyorum. Farklı farklı gecelerde, farklı farklı zaman dilimlerinde. Ben devriye aracını ya bir tane görüyorum ya iki tane görüyorum. Peki bu kadar bu kadar emniyet çalışanla motorize ettin ama nerede bu? Yani kardeşim, yani bizim yani Samsun'da olduğumuz için Samsun'u konuşuyoruz. Yani kaybedecek bir insana bile tahammülümüz yok. Yok. Yani bu şehrin ve şehirlerimizin, ülkemizin geleceği için genç nüfusun bu zararlı yapılardan, bu zararlı işte zehir dediğimiz şeylerden bir an önce kopartılması lazım, kurtarılması lazım, arındırılması lazım. Zaten ülkemizin dört bir yanı kuşatma altında. Yani her tarafımızdan saldırı geliyor. İşte 15 Temmuz'da yaşadığımız hadise. Yani bir yandan da bunu şehirlerimizde, ülkemizde kendi gençlerimize, kendi insanlarımızı bu şekilde kaybederek aslında bu da bir ihanettir yani. Bu da bu ülkeye bir ihanettir. Yani gençleri zehirlemek, gençleri... En büyük kanayan yaramız çocuklarımız yani, değil mi? Yani. Burada evet. Aile babası, aile annesi olan insanlar da var. Ailesi olan insanlar var. Tabii ki bir şekilde çocuğu olması gerekmiyor. Evet. Benim de yeğenlerim var. Örneğin iki tane. Ve sokaklar çok da hani böyle güvenilir değil. Sadece gece için bahsetmiyoruz. Gündüz için de bahsediyoruz. Çok 30 yıllık komşuna bile bu günlerde güvenemediğimiz anlar var. Ama şöyle bir soru var. Bu soruyu es geçmeyelim. Gece dedim ya, gece giderken gecenin saat 2'sinde 3'ünde yaşı 14-15 geçmez erkekler. Çok nadiren kızlar görüyorum. Soğukta, yağmurda bir banka oturmuşlar. Hani ev yok, bark yok. Nerede yaşıyor bu insanlar? Varsa neden eve gitmiyorlar? Aileleri neden merak etmiyor diye soruyorum. İnsanlar bu gençlerle iletişim kurmaya da korkuyor. Çünkü öyle bir algı yaratılmış ki, atıyorum var mı diye sorulduğunda, anladınız siz onu, var mı diye yok deyince acaba beni bıçaklar mı diye de korkuyor. Evet, geçenlerde bir yani oldu. Buna benzer örnekler de var. Neden yan baktın, niye doğru yürümedin, niye selam vermedin gibi bir sürü şey yaşanıyor geceleri. Bu anlamda biraz daha ciddi denetimlerin, biraz daha asayişi sağlamak anlamında belli başlı merkez noktalarda bir takım hareketlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Artık şehir büyüyor çünkü 24 saat çalışıyor bir şehir. Şehir 12'de bitmiyor, insanlar evlerine gitmiyorlar.